Değerli milletvekilleri, yoksulluğun bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde sağlıklı bir toplum yapısını beklemek hayalden öteye gitmez. AK Parti iktidarından bu yana adam öldürme %261 artmış, fuhuş %790 artmış, çocukların cinsel istismarı %434 artmış, uyuşturucu bağımlılığı %678, cinsel taciz %449, kadına şiddet %1400 artmış, boşanmalar %37 artmış. Değerli arkadaşlar, bu rakamlar bir toplumun çöküşünün ifadesidir. AK Parti'nin anlayışı yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik değil. Aksine insanların yoksul kalmasını ve yoksulluğu yöneterek iktidarını ayakta tutmaya çalışmaktır. Yani başka bir deyimle vatandaş yoksul olmalı ve bu yoksulluğunu kullanarak, bu yoksulluğu yöneterek AK Parti iktidarı devam etmeli. Ekonomik büyümeden söz ediyorsunuz. Allah aşkına bu ekonomi kimin için büyüyor? İşçi için büyümüyor, çiftçi için büyümüyor, engelli için büyümüyor, taşeron için büyümüyor. Kimin için büyüyor? Emekli için büyümüyor. Aksine bu saydığım gruplar gün geçtikçe daha da fakirleşiyor. Ama haklısınız. Ekonomi bir avuç yandaş için büyüyor. Servetlerine servet katıyorlar. O nedenle hiç değilse şu gerçeği kabul edin ki AK Parti'nin ekonomi anlayışı zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak anlamındadır. Değerli arkadaşlar, ülke kaynaklarının sorumsuzca harcanması ve yandaşlara peşkeş çekilme anlayışından hızla kurtulup halkın yoksulluktan kurtulması, herkesin aşının işinin olduğu huzurlu bir Türkiye için harcanması gerekmektedir. Bütün bunlara baktığımızda AK Parti iktidarının halkın iktidarı olmadığını görürüz. Halk iktidara getirdi. Ama AK Parti bir avuç yandaşın iktidarı oldu. Ancak umutsuzluğa yer yok. Ne demiş Yunus Emre? Olsun be, yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. Ben buradan değerli milletvekilleri, sevgili yurttaşlar, halkın iktidarının çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ile halkın bütçesini hep birlikte yapacağız ve hep birlikte yaşanacak bir Türkiye'yi kuracağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.